Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hakkında şöyle buyurdu. İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı, o gün cennete getirildi, o gün oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır. O günde öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah'tan hayırlı bir şey isterse Allah onun istediğini verir buyurdu. Başlıyoruz. Cuma müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışılmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. İmam-ı Gazali. Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılanlardan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. Cuma'dan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki 1000 rekattan eftaldir. Deylemi. Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır. Ve gök ehlinin bayramıdır, cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cuma'dır. Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır. Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine kıyamete kadar her gün o kadar sevap verilir ki adedini Allahü Teala bilir. Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir. Teberani. Cuma gecesi Kehf suresi okuyan kıyamette yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır, iki cuma arasında işlediği günahlar da affolunur. Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp her rekatta bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana 1000 salavat okuyan beni rüyasında görür. Kaynak Şira. Cuma günü sabah namazından önce 3 kere Estağfirullahel Azim, La ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh okuyanın kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Allahü Teala bugünden itibaren kıyamete kadar size cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya İnkar ederek Cuma'yı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin. Böyle bir kimse tevbe etmezse onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz. Kaynak İbn-i Mace. Cuma namazı kılmak köle, kadın, çocuk, hasta hariç her Müslümana farzdır. Kaynak Ebu Davud Hakim. Bir Müslüman Cuma günü gusül abdesti alıp Cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Kaynak Riyazu Salihin. Özürsüz 3 Cuma'yı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur. Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur. Kaynak Müslim. Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennem ateşi haramdır. Kaynak Tirmizi. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavvizateyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan, kötü işlerden korur. Kaynak İbni Sünni. Muavvizateyn Kul e'uzu bi Rabbil Felak ve Kul e'uzu bi Rabbin Nas sureleridir. Cuma namazını kılıp dua ettikten sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini 7'şer defa okuyan
bir hafta kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur. Allah-u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki ayeti kerimede mealen, "Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır." Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz buyuruldu. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz, Kur'an-ı Kerim, dua ile meşgul olur. Kaynak Riyazus Salihin. Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu an hutbe ile cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken dua kalpten olur. Ses çıkarmak caiz değildir. Bu an her şehir için başkadır. Cuma günü gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde Kehf suresini okumak çok sevaptır. Bir hadisi şerifte, Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolunmaz buyuruldu. Bazıları bu an ikindi ile akşam ezanları arasındadır dedi. Kaynak Riyazus Salihin. Cuma günü ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Cehennem Cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennetlikler Allahü Teala'yı Cuma günleri göreceklerdir. Cuma günü kabir azapları durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kafirin Cuma günü ve Ramazan ayı hariç kıyamete kadar azabı devam eder. Cuma günü ölen müminler hiç kabir azabı görmez. Kaynak Ebediye. Cuma günü denince gecesi de anlaşılır. Ramazan ayı denince de geceleriyle birlikte bir ay anlaşılır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Nasara'ya verildiği gibi cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Kaynak Riyazus Salihin. Musa aleyhisselam dedi ki, "Ya Rabbi, bana cumartesi gününü verdin, Muhammed aleyhisselamın ümmetine hangi günü vereceksin?" "Onlara cuma gününü vereceğim." buyurdu. "İlahi, cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardır?" diye sordu. "Ey Musa, cuma günü yapılan bir ibadete cumartesi günü yapılan 100.000 ibadet sevabı vardır." buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, beni Muhammed aleyhisselamın ümmetinden eyle." diye dua etti, yalvardı. Kur'an-ı Kerim'de cuma gününü bildiren ayeti kerimeyi getirince Cebrail aleyhisselam dedi ki, "Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhisselamın ümmeti eğer cuma gününün kıymetini bilselerdi, buzağa tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa aleyhisselamın ümmeti de bilselerdi, Hristiyan olmaktan korunurlardı." Cuma gününün önemiyle ilgili Terghib-i Salat kitabında bildirilen bazı hadis-i şerif mealleri şöyledir. Üzerine güneşin doğduğu günlerin en kıymetlisi cuma günüdür. Adem aleyhisselam cuma günü yaratılmıştır. Cuma günü cennete götürülmüştür. Cuma günü dünyaya gönderilmiştir. Cuma günü kıyamet kopacaktır. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki o saatte bütün dualar kabul olur. Dikkat! Cuma günü bayram günlerinden Arefe ve Aşure gününden daha kıymetlidir. Allahü Teala cuma günü ölen mümine kabirde azap etmez. Cuma günü 40 defa salavat getirenin 40 yıllık günahını Allahü Teala affeder. Cuma gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatında bir Fatiha ve 70 ihlas okuyarak
selamdan sonra 70 kere istiğfar okuyan Allahü Teala'ya yemin ederim ki ümmetimin imanlı olanlardan hepsi büyük günah işleyerek ölse bu namazı kılan onlara şefaat eder. Allahü Teala da onun şefaatiyle Müslümanların hepsini cennete koyar. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm, herkese hayırlı cumalar. Yeniden tekrarlamış olalım ki bugün öyle bir saat vardır ki dualarınızı o saate denk getirirseniz kesinlikle reddolunmaz. Kesinlikle kabul görür, Allah tarafından kabul edilir, onaylanır. İnşallah o saate denk gelenlerden oluruz. Hep birlikte bugünü güzel bir şekilde geçirelim. Bugünümüzü Rabbimize ayıralım, Allah'a ayıralım, dua edelim. İnşallah affolunan kullarından oluruz. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.